Arkadaşlar merhaba. Bu aracımızı kaputunu yama boyayacağız. Metalik siyah arkadaşlar bu arada. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmasın. Şuraya bir şöyle bant koyalım ters. Arkadaşlar bu araç Amerika'da boyanmış. Yani o kadar kötü boyamışlar ki her yerde akıntı var. Bir de portakal. Zaten oradan alınma bu araç. Konteynerlan falan geliyor. Bu aracın daha önceden kapısını yama boyamıştım. Şimdi de kaputuyla tamponu boyayacağım. Şuraya bir şey çekeriz. Neyse, ters bandımızı bir yapalım. Arkadaşlar bu yamadaki en dikkat etmeniz gereken konu yama bölgesine, yani lokal yapacağınız yere boya gelmemek. Boya gelirseniz o iş bitmiştir. Toz bile gelmemesi lazım. Zımparayla akıntıyı alacağım. Bunda yama yeri. Biliyorsunuz yamanın taktiğini artık. Biraz boşluk bırakalım. Olmadı. Tamam. Tamam arkadaşlar. Boşluğumuz burası sıkıntılıydı. Bunu atalım. Şimdi akıntıyı alalım bir. Görmesek ihale bizde kalacak. Sonra çanta üstü akıttı. Bir de tampondan. Maskemizi takalım. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa da abone olmayı unutmasınlar. Yoksa çok şey kaybedersiniz. Neyse şuraları bir atalım. Burada da akıntı var. Şimdi alanımızı kısıyoruz. Alanı küçülttük. Bu yeter ona. İkinci katı atacağım.
son katı da biraz dumanlı attım ki direkt pat diye sırıtmasın. Tamamdır. Çünkü buraya atsak şimdi buraya gelecek. Uğraş dur sonra. Şu iç kısmı da biraz açayım. Şu alta da atayım biraz. Tamam, bu kuruduktan sonra iki kat vernik atarız. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Yamada ilk öncelik, tekrar dediğim gibi, bakın buralara metal gelmeyecek. Hiçbir şekilde kenara metal gelmeyin. Şuralara kadar gelin, problem yok. Ama zımpara yaptığınızda her şey ortaya çıkar. Bir de bunun zımparasını yaparken çok fazla zımparayla da oynamayacaksınız arkadaşlar. Hafif bir yapın. Zaten tek kat vernik atacağım ki kenarda birikme yapmasın. Fazla zımparayla oynamayayım diye. Bir kat atacağım. Temiz atacağım. Zımparayla hafif bir oynayacağım. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bu yumuş kurudu. Şimdi tek kat vernik atacağım. Hem aşağıya hem yukarı. Dikkatlice izleyin. Yukarı mı aşağı mı yukarı mı buraya bakalım. İlk buradan gelelim. Burada bitmiş. Biz de şöyle yapalım. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi kuruduktan sonra şuraları 2000 geçeceğim. Az bir şey. Gördüğünüz üzere nokta noktalar var. Az vernik geldiğim için bu şekilde. Buralarda güzel ama buralarda az vernik olduğu için bu şekilde.
burayı zaten 2000 pasla, buraları da 2000 pasla yaptığımız zaman hiçbir şey gözükmeyecek. Kamponumuz da bu şekilde. Arkadaşlar, yama işlemimiz bitti. Pastasını da yaptım. Ekranı hiçbir şey belli olmuyor. Şimdi göstereyim. Bakın herhangi bir iz falan yok. Şöyle yapalım. Bu demek istediğim, boya gelmediğiniz sürece verniği her türlü yok edersiniz. Düzgün uygularsanız. Bu da bitmiş hali arkadaşlar. Öyle de göstereyim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.